Hangi durumlarda laparoskopik işlem yapıyoruz, laparoskopik operasyon yapıyoruz? Bu konulara değinmek istiyorum. Daha önce laparoskopinin diagnostik amacıyla, teşhis amaçla hangi durumlarda kullanıldığından bahsetmiştim. Operatif amaçla laparoskopiyi biz ne zaman yapıyoruz? Bugün laparoskopi o kadar korkunç bir hızla gelişiyor ki artık bugün laparoskopiyi her cerrahi işlem için yapabilecek hale geldik. Açık cerrahi ile yapabildiğimiz her işlemi laparoskopik cerrahi ile yapabiliyoruz. Yeter ki laparoskopik cerrahide gerekli aletler, edevatlar masamızda olsun. Hekimin deneyimi, ekibin birbiriyle uyumu iyi olsun. Laparoskopik operasyonlar özelliği olan operasyonlardır. Her kadın doğum hekiminin yapacağı bir operasyon değil. Bu bir nevi bir üst ihtisas işidir. O nedenle bu konuda ihtisaslaşmış, bu konuda deneyim sahibi ellerde her türlü operasyonu laparoskopi ile yapmak mümkündür. Gene biraz önce belirttiğim gibi her operasyonda kullanılması gereken farklı alet türleri vardır. O nedenle laparoskopik işleme başlamadan önce hastanın çok iyi değerlendirilmesi ve hangi aletlere ihtiyacımız varsa o aletlerin operasyon masasında bulunması şarttır. Aynı zamanda ekibin de birbirine uyumu çok önemli. Ekibin aletlere uyumu çok önemli. Böyle olduğu zaman bütün cerrahi prosedürleri biz laparoskopiyle yapabiliriz. Hekimin deneyimine bağlı dedim. Daha az deneyimli hekimler basit overkislerini, dış gebelikleri yapabilirken biraz daha deneyimli doktorlar derin endometriozisleri yani çikolata kistlerini, büyük overkislerini, rahimden miyom almayı ya da rahimin tamamını almak gibi histerektomi dediğimiz operasyonları rahatlıkla yapabilir. Burada en üst deneyimi olan hekimler kanser ameliyatlarını da yani rahimi, yumurtalıkların tamamen alınmasını ve lenf nodlarının temizlenmesini laparoskopik işlemle yapabilmektedir. Gerçekten eğer laparoskopik işlemle yapabilen bir cerrah varsa bunu laparoskopi ile yapmakta büyük yarar görüyorum.